Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik 0 kitabından EBOB, EKOB konusu köşe taşı 11'deyiz. Hemen sorumuza bakalım. Üst zil sırasıyla 12, 15 ve 20 saniyede bir çalmaktadır. Bu zillerin üçü birlikte aynı anda ilk kez çaldıktan kaç saniye sonra bir daha birlikte çalar diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki birinci zilin çaldığı saniyeler. Birinci zil 12 saniyede bir çalıyorsa 12'nin katları şeklinde çalacak. Yazalım. Bu şekilde devam eder. İkinci zilin çaldığı saniyeleri bulalım. İkinci zil 15 saniyede bir çalıyorsa beşin katları şeklinde bu şekilde çalar. Üçüncü zilin çaldığı saniyeleri bulalım. Üçüncü zilde gördüğünüz gibi 20 saniyede bir çaldığı için 20'nin katları şeklinde çalacaktır arkadaşlar. Peki bana ne soruyor soruda? Bu zillerin üçü birlikte aynı anda ilk kez çaldıktan kaç saniye sonra bir daha birlikte çalar diyor. Görüyorsunuz ki hepsi burada gördüğünüz üzere 60. saniyede tekrar birlikte çalıyorlar. Peki ben bu soruyu başka nasıl çözerim? Hem 12'nin, hem 15'in, hem 20'nin katı olan bir sayı lazım bana. Ve bu sayılar içinde de arkadaşlar en küçüğü lazım. O yüzden bu sayıların ekokunu buluruz. Bu kadar. Aslında bu kadar hesap etmeye gerek yok normalde. Evet. 3'e böldüm. Bakalım ekoku kaç çıkacak? 2 kere 2 4, 3 kere 5 15. Ekok da buradan yine gördüğünüz gibi 60. saniyede birlikte çalıyorlarmış. Aynı şekilde bulduk. B seçeneğine bakalım sorumuzun. Şimdi arkadaşlar diyor ki bana bu zillerin üçü birlikte aynı anda ilk kez çaldıktan kaç saniye sonra üçüncü kez birlikte çalar. Şimdi ilk kez çalmış ya. O yüzden 3'ten 1'i çıkarıyorum. Bu üst zil 60 saniyede bir çalıyor. O yüzden 60 ile çarpıyorum. Burası 2 kere 60'tan. Arkadaşlar bu ziller 3. kez 120. saniyede çalıyorlarmış birlikte. Tamam. Devam edelim. Televizyonda A kanalı 24 dakikada bir, B kanalı 20 dakikada bir reklam yayınlıyor. Buna göre iki kanal beraber reklam yayınladıktan kaç saat sonra tekrar birlikte reklam yayınlarlar? Benim bulacağım sayı hem 24'ün hem 20'nin katı olacak. Tamam mı arkadaşlar? Neden? Çünkü biri 24 dakikada bir, biri 20 dakikada bir reklam yayınlıyor. Bu iki dakikanın eşitlenmesi için ortak katlarını bulmam gerekiyor. O yüzden 24 ve 20'nin hemen ekokunu bulalım beraber. 2'ye böldük. Buradan ekokları arkadaşlar 2 üzeri 3, 3 ve 5'in çarpımından yani 8 ve 15'in çarpımından 120 mi çıkıyor? Yani bu iki kanal beraber reklam yaptıktan sonra tekrar birlikte 120 dakika sonra reklam yapıyorlar. Neden dakika buldum? Çünkü buralarda da dakika diyordu. 120 dakika arkadaşlar kaç saat demek? 2 saat. Bana o soruluyor. Devam edelim. Sınava hazırlanan İdil, Burak ve Melda sırasıyla 4, 6 ve 10 günde bir deneme çözmeye karar veriyor. Buna göre beraber çözdükleri ilk denemeden kaç gün sonra 4. kez birlikte deneme çözerler? Biz arkadaşlar üçünün hani İdil 4 günde, Burak 6, Melda 10 günde bir deneme çözüyor ya. Üçünün kaç gün sonra birlikte deneme çözeceğini bulalım önce. Bizim bulacağımız sayı 4, 6 ve 10'un katı olan bir sayı olacak. Ve bu sayıların içinde en küçüğü olacak. O yüzden ekokunu buluyoruz. Bakalım kaç çıkacak? Arkadaşlar burası 4 yaptı. Burası da 15. Yani bu üç kişi gördüğünüz gibi 60 gün sonra beraber
deneme çözerler. Bana diyor ki beraber çözdükleri ilk denemeden kaç gün sonra dördüncü kez birlikte deneme çözerler. Ne yapıyorum? Dörtten biri çıkarıyorum. 60 günde bir çözdükleri için, ortak çözdükleri için ne yapıyorum? 60'la çarpıyorum. 3 kere 60'tan arkadaşlar 180 gün sonra dördüncü denemeyi birlikte çözerlermiş. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bir hastanın yatan hasta bölümündeki 3 odada bir hastanenin yatan hasta bölümündeki 3 odada kalan 3 hastanın her biri eşit zaman aralıklarında ilaç kullanmaktadır. Özlem hemşire 3 hastaya ilk ilaçlarını pazartesi saat 6.00'da verdikten sonra aynı gün ikinci ilaçları unutmamak için önündeki bulunan 3 dijital saatin alarmlarını aşağıdaki gibi kuruyor. Ben de yazayım. Oda 1 diyeyim. Oda 2. Oda 3. Arkadaşlar saat 6'da ilaç veriyor. Oda 1 için 12'ye kuruyor. Demek ki bu kişi 6 saatte bir ilaç alıyor, değil mi? İkinci odaya bakın. 6'da ilaç veriyor, 16'da ilaç alacak tekrar. Demek ki bu kişi 10 saatte bir ilaç alıyor. Üçüncü odaya bakın. 6'da ilaç veriyor, 18'de ilaç alacak tekrar. Demek ki bu kişi de 12 saatte bir ne alıyor? İlaç alıyor demek oluyor. Buna göre bu üç odadaki hastalar en erken ne zaman tekrar aynı saatte ilaçlarını alacaklardır? İlk ilaçlarını beraber pazartesi saat 6.00'da aldılar. Ben o zaman ne yapacağım arkadaşlar? 6'nın, 10'un ve 12'nin katını bulacağım. Çünkü hepsinin eşitlenmesi lazım. Beraber tekrar ilaç almaları gerekiyor aynı saatte. Ve bu katları içinde de arkadaşlar neyi bulacağım? En küçüğünü. Çünkü en erken ne zaman alsın diyorlar. O yüzden hemen ekoklarını hesap ediyorum. Evet, 3'e böldüm. Buradan da arkadaşlar ekokları 4 çarpı 15'ten yine çıktı 60 saat mi? 60 saat sonra beraber ilaç alacaklar. Peki 60 saat arkadaşlar kaç gün kaç saat yapar? Biliyorsunuz bir gün 24 saat. O yüzden ben 60'ı 24'e bölüyorum. Arkadaşlar 60 saat demek 2 gün 12 saat demek. Şimdi pazartesi 6'da ilaç alıyorlar ya, 2 gün sonra ne olacak günlerden? Çarşamba olacak. Şuraya bir yazayım bir dakika. Şimdi ilaç aldıkları zamanı yazalım. Pazartesi 06.00. 2 gün sonrası ne yapacak arkadaşlar? Çarşamba ve tam 12 saat sonrası. 6'da ilaç almışlardı. 12 ekleyin. Saat ne zaman alacaklar arkadaşlar? 18.00'da ilaçlarını beraber almış olacaklar. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.